Arkadaşlar merhaba. Bugün Borsa İstanbul'un kapa yaptığı bir açıklama ile ilk haber turumuza başlıyoruz. Arkadaşlar, iki hissede açıya satış yukarı adım kuralı kaldırıldı. Bu volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde hisseleri korumak amacıyla yapılan bir karardı bu ve biz 50 endeksinin hepsine uygulanmıştı. Fakat e, belli bir sürede yani 5 Ekim e, Ekim'de bunların hepsi kararlar, karar değiştirilmiş, kaldırılmış fakat iki hisse de uygulanıyordu. Peki hangileri bu iki hisse arkadaşlar? Bu iki hisse birincisi İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, ikincisi Türkiye Sınav Kalkınma Bankası Anonim Şirketi. Evet, 17 Ekim itibariyle artık açıya satış yukarı adım kuralı bu iki hissede de kaldırılmış oluyor. Evet, nedir arkadaşlar? Bu açıya satış yukarı adım kuralı nedir? Bunu ilk önce bir aydınlatalım size, bunun ne olduğunu belirtelim. Daha çok yüksek ve satışların ağırlıkta olduğu dönemlerde gündeme gelir. Yukarı adım kuralı, e, senetlerde açık satış, açığa satış nedeniyle yaşanan düşüşleri azaltan bir uygulamadır. Satış baskısını kısıtlamak için uygulanır. Hisse senetleri ve yatırımcıların lehine olunan bir karardır arkadaşlar. Peki, e, bu karardan sonra hisse senetleri ne olmuş onlara da bakalım. İş gayrimenkul yatırım ortaklığı olmuş şirketi şu anda 5.82 lira 0.69 60 bugün. Evet en düşük açılışı 0.79'muş yüksek 84 olmuş. Yani iş gayrimenkul yatırım ortaklığının pek fazla bu sistemin yani açığa satış yukarı adım kuralını kaldırmasından pozitif olarak etkilendiği söylenemez. Çünkü borsamız şu anda %2 civarında pozitif yeşilde. 0.69 artmış. Demek ki işgal gayrimenkul üretim ortaklığı bundan tam etkilenmemiş şu anda. Evet diğerine bakalım. Tesla Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ise %4.02 artmış. Evet 2.59'da başlamış. 2.59 lira şu anda. 2.60 oldu görüyorsunuz canlı. 4.42 olarak artmış görünüyor. Açılışı 2.52 en yükseği de 2.60 şu anki durumu borsanın iki arttığını düşünürsek 2.2 42 artısı var. Yani Türkiye Sınav Kalkınma Bankası anonim şirketi açığa satış adım kuralıyla biraz daha et, olumlu bir yönde etkilenmiş. Evet arkadaşlar günlük e, ekonomi, borsa, coin, bitcoin haberlerinden haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olunuz. Gönderilerimizi beğeniniz ve altına bir yorum yazmayı unutmayınız. Abone olduğunuzda eğer bildirim zilini açarsanız bütün bildirimler size gelecektir ve bu sizin için kolay bir şey ama bize de moral ve motivasyon sağlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar vermiş olduğunuz bütün bilgiler bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikirlerimizi ve günlük haberleri burada aktarıyoruz. Bu haberler karşısında yapmış olduğunuz yatırımlardan kar da edebilirsiniz zarar da edebilirsiniz. Bol kazançlar efendim.